Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir K-Drop videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1000 dolarlık güzel bir vakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de isteği vakiye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Burada sağ üstteki promo kod bölümünü açıp buraya Aslan yazdıktan sonra repliği tıklarsanız eğer %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz eğer bakiyeniz 110 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca ekstradan gold coin de kazanıyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakiye yüklerken aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar şu anda K-Drop'ta 3500 dolar değerinde bir tane M9 Bayonet Doppler, bir tane Talon Doppler, bir tane de Bayonet Fate bıçak çekilişlerim var. Sizler de aslan kodumla 80 dolar yatırarak bu çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin linki açıklamada var. Sizler de çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar siteye. Kezmetil'a geliyorum ve bugün sizlerle birlikte güzel kasa savaşları yaparak katlamak istiyorum. Kasa savaşı bölümüne geldim. Buradan 5 tane Lusty, 5 tane Noodles, hatta 6 tane Noodles, 6 tane de Denk Donk koyarak başlamak istiyorum. Bunu 3 kişi Boro mod, Underdog mod şeklinde de, hatta Underdog değil, normal şekilde başlatmak istiyorum bugün. Normal moda güveniyorum ve %85 Borov'la bu kasa savaşını başlatıyorum. Karşıya da direkt rastgele botları gönderdim. Grovy ile Cyber geldi. Güzel güzel. Kazanma ihtimalimizin yüksek olduğu botlara karşı oynayacağız. İlk kasayla başladık. İlk kasadan geride başladık. 2 dolar geride başladık. Hatta 1,5 dolar falan da olabilir. İkinci kasadayız. İkinci kasadan yine aynı Deagle'ı çektim. Hoş değil. Böyle aynı Deagle'ı çekerek devam edersem kaybederiz. Üçüncü kasadayız. Üçüncü kasadan güzel bir SSC çektim ama çok da pahalı değil. 52 dolar. Şu an en geride biziz. Dördüncü kasadayız. Dördüncü kasadan Cyber'a bir tane güzel eldiven gidiyor ve öne geçiyor. Evet, kötü gidiyoruz şu an ama öne geçeriz diye düşünüyorum. Son kasadayız. Bu sefer de ortaya gitti ve ortaya güzeli gitti, meyvesi gitti. Evet, aramızda çok fazla fark oluşan bir noktaya geldik. Şimdi Noodle kasasına güvenmekten başka çaremiz yok çünkü öbür kasalarda full kaybettik arkadaşlar. Yani buradan illaki kazanmamız lazım diyorum. Bir bıçak çekiyorum buradan ama yani adamın çektiği AWP ile aynı fiyatta neredeyse. Aramızda bir 500 dolara yakın fark var. Yani kapatmamız çok zor şu an ama illaki kapatırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım, 9. kasadayız ve buradan Grovy'ye bir bıçak daha gidiyor. Keşke Underdog modda saymışız bu kasa savaşını ya. Bu ne ya? Belki Denk Nok'tan bir comeback atabiliriz ama şu anki senaryoda çok kötüyüz. Yani Cyber'dan bile az çekmişiz. Hani ikinci bile değiliz. Sonuncuyuz derken Hansman Life geldi bir tane Fate ve çok güzel bir şekilde farkı kapattırdı bize. Aramızda bir çok az fark kaldı derken buradan da Fox Deagle çektim. Çok iyi. Şu an öne geçtik. Şu an öne geçtik. Çok iyi oldu. İyi ki de Underdog mod açmamışız derken bir tane de AWP Fate çıkarttım. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Son 4 kasa kaldı. 4 kasadan bir pahalı item daha çıkartırsak çok iyi olur. Yani en kötü 1000 dolar fark attık adamla aramıza. Geçemezler diye düşünüyorum ya. Umarım geçemezler. Evet, son 2 kasaya doğru geldik. P90 da güzel geldi. Pahalı geldi. Son 2 kasa buradan avuk ucuz gelir. 300 dolar geliyor buradan. Çok iyi. Son kasaya geldik. Son kasadan güzel bir tane daha AK-47 Case Ardent alıyorum ve bu kasa savaşında kazanıyorum. Ne kadar geliyor buradan bana? 1300 dolar geliyor arkadaşlar. Verdiğimin yaklaşık 2,5 katı geldi. Çok iyi. Bunu envanterime bırakıyorum. Kasa savaşı bölümüne tekrardan geliyorum. Buradan Create the Battle diyorum. Add Cases diyorum. Joker kasasından savaş yapmak istiyorum bir tane de. Joker'den geliyorum. Koyuyorum bir 10 tane koysam. Bunu 400 dolar diyor. Biz bunu ufak bir Boro modda açsak mı? Bence açalım. Bunu Underdog yapacağım. 200 dolar şeklinde yapabilirim. 3 kişi Boro mod Underdog modda %49 Boro'la başlatıyorum bu kasa savaşını da. Geliyorum ilk yere Zantaris'imi alıyorum. Zantaris'im her zaman bize katlatır. Yanına da geliyorum. Imor'u almak istiyorum. Imor da yardım eder. Böyle güzel bir katlama yaparlar bize diye hissettim. Bakalım hissettiklerim çıkacak mı? İlk kasayla başlıyoruz. İlk kasadan kimseye güzel bir şey gelmedi. En düşükte Imor çekti. En pahalı da ben çektim. Garip bir başlangıç oldu. İkinci kasadayız. İkinci kasadan yine kimseye bir bıçak gelmedi. Üçüncü kasaya geçiyoruz. Üçüncü kasadan yine kimseye bir bıçak, güzel bir item gelmedi. İlk üç kasayı boş geçmemiz hoş olmadı ama illaki buradan güzel bir item çıkartırlar diye düşünüyorum. Ya 10 tane kasa var arkadaşlar. 10 tane kasa var ve sitenin en şanslı iki kişisi yanımızda. Yani illaki güzel bir item çekerler yani diye düşünüyorum. Geçen ben buradan bir tane Icarus Fel çekmiştim. Çok moral bozucu bir olaydı ama aklıma geldi şimdi. Son 4 kasa kaldı. 4 kasadan bir item gelir herhalde artık yani. 10 kasayı da boş geçmez herhalde ya. Bize, hani bana da gelse olur. İlla ki gelsin bir item. Kötü hissettim böyle olunca. Buradan da kimseye güzel bir şey gelmedi. Son 2 kasa. Gerçek anlamda kimseye güzel bir item gelmedi. Al işte bıçağı biz çektik. Kaybettik muhtemelen de. Yani Imor'la Zantares'in hiçbir şey çekememesi benim canımı acayip sıktı şu an. Al işte Imor Deagle Blaze çekti. Çok iyi. Bıçağı
çekmeseydik vinliyorduk ha. 1000 dolar geldi. Bir anda 1000 dolar katlattı kasa aşı. Tekrardan açıyorum aynı kasa aşını. Geleceğim. Imor'u alacağım yine ilk başa. Imor katlatıyor. Zantares'in de katlatması lazım ama ilk kere Imor'u alacağım. Yanına da geliyorum. Zantares alıyorum. Ve kasa aşını böylelikle başlatıyorum. Hadi bakalım. İlk kasayla başlıyoruz. İlk kasadan kimseye güzel bir şey gelmedi. Okey, olabilir. Böyle şeyler olabilir. İkinci kasaya geçiyoruz. İkinci kasadan yine kimseye güzel bir item gelmiyor. Okey, okey, olabilir. 3'e geçiyoruz. 3. kasadan herkese item geliyor ama en pahalısı Imor'a gidiyor. Çok iyi. En ucuzu da bize geldi. Bu da çok iyi. Buradan bir tane daha M4A4 Asimov çekiyor Imor'um ama bu sefer ucuz çekti. Okey. Şimdi 5. kasaya geçtik. 5. kasadayız. Buradan yine güzel bir şey gelmedi. Artık Zantares'ime de pahalı bir item gelmesini istiyorum. Yani bu kadar ucuz item çekilmez Zantares'im. Bir yeşil karambit çek de ortamımız şenlensin. Evet, son 4 kasa kaldı. 4 kasadan bir tane pahalı item gelir. Hadi. Hadi, inanıyorum ben size. Bu arada Zantares'le aramızda da çok fark yok. Ve kazansak da bize çok güzel bir şekilde peylemeyecek şu an kasa aşı. Yani biz kazanınca peylemeyen bir kasa aşı içerisindeyiz. Son kasalara doğru geliyoruz. Son bir kasa kaldı. Hadi be Zantares'im. Son kasadan pahalı bir item çek. Çekemedi. Imor çekti yine ama yani peylemedi sanırım. Sanırım peylemedi. Verdiğimizi aldık arkadaşlar. O zaman bir upgrade yapalım. Geliyorum. Hepsini koyuyorum envanterimdeki itemlerin. 2x'den basacağım. Karambit Fate mi? White Lotus mu? Bence Karambit Fate ya. Karambit Fate güzeldir. %43 şansla sağ taraftan basıyorum ve gelmiş olması lazım. Gelmiş olması lazım. Geldi. Çok güzel. Ucundan geldi ama geldi. Böylelikle Karambit Fade'imizi de envanterimize koyuyoruz. Son olarak arkadaşlar sizlere Chinatown etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Burada vakiye yüklediğinizde alabildiğiniz event puanı sistemi var. Event Pass var her zamanki gibi. Bir levelden 100 level kadar level atladıkça buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Cookie bölümü var. Burada da event puanlarınızı kullanarak kartları açıyorsunuz ve karşılığında rastgele ödüllere sahip oluyorsunuz. Lucky Pierce bölümü var. Burada da event puanlarınızı kullanarak alttaki kartları yukarıdan getirmeye çalışıyorsunuz ve kartların nadirliğine göre de pahalı itemler alıyorsunuz. Exchange bölümü var. Burada da event puanlarınızı basarak exchange yapıyorsunuz ve karşılığında ödüllere sahip oluyorsunuz. Benim 2.4 milyonluk bir event puanım var ama ben biraz daha biriktirip böyle 5 milyonda basmak istiyorum. O yüzden şu anda basmayacağım. Son olarak da eventin leaderboard bölümü var. Burada da event puanlarınızı biriktirerek buradaki sıralamalara girebilir ve güzel ödüllere sahip olabilirsiniz. Sizler de event'e bakmayı unutmayın. Son olarak arkadaşlar free kezlerimi de açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi K-Drop'ta level sistemi var. Level atladıkça buradaki free kezlerinizi günde gelip bir kere açabiliyorsunuz. Ne? Glock Fate çıkarttım level kasasından. 150 level kasasından Glock Fate çıkarttım arkadaşlar. Şu an var ya acayip bir şekilde şaşkınım. Bunun olacağını beklemiyordum. İşte arkadaşlar level kasaları bu kadar güzel. Sizler de level kasalarınızı açmayı unutmayın. Geliyorum şimdi. Level 140 kasasını da açmak istiyorum. Geleceğim, bunu da açıyorum hızlı bir şekilde. Buradan 50 dolar geldi. Genelde 50 dolar geliyor ama bize Glock Fate geldi arkadaşlar. Çok şaşırdım. Geliyorum, level 130 da açıyorum son olarak ve bu level kasalarımı bugün burada bırakıyorum. Zaten alabileceğimiz max itemi aldık. Son olarak envanterime geliyorum. 2 tane güzel Fade item katladığımız güzel bir video oldu. Totalde 1000 dolarla başlamıştık. 5000 dolarla bıraktık videomuzu. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Mert oluyor. Daha çok upgrade gelsin abi, daha çok demiş. Her videoda sizler için güzel upgrade'ler yapmaya çalışıyorum. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler, sabır sonunda bunlar, inan bana en üst raddeler. Çıkmayacaktım karşına, daha hayırlı saatte gel. Kariyerimi deler geçer kurşun gibi kahpeler. Ağamı güçlüler, kucağımı düştüler. Bilirdim bıçağımı abiler, tırsa dönüştüler. Bu sefer fırsat elinde, gölgemle yarışmıştım ben. Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken, eminim kendimden.